Evet, nereye gitmek istiyorsunuz? Mekke. Paris. Ana burada. Bursa. Brüksel. Nereye? Ya da Akşehir. İnanmayan ölsün. Bahran. Evet. Bakı. Konya. 135 kilometre. Bence en gerçekçi bu. Evet arkadaşlar, bugün Akşehir'deyiz. Akşehir Nasrettin Hoca'nın memleketi. Konuşarak değil, bol bol görüntü çekerek size göstermeye çalışacağım güzellikleri. Evet, birazcık daha yakınlaştıralım. Paris 3250 kilometre, Brüksel 3181 kilometre, Bosna 1800 kilometre, İstanbul 531. Yalan mı? İnanmayan ölsün. Başlıyoruz. Caddenin her kesimi Nasrettin Hoca'nın heykelleriyle kaplı ve gelen bütün herkes resimlerle bu anları ölümsüzleştiriyor. Burada da düşmeseydin inecektim. Çok güzel bir fıkrası. Ve devam ediyoruz. Cadde boyu. Muhakkak buraya da gelip kendiniz de canlı canlı hem hocamızı ziyaret edin hem de bu anları ölümsüzleştirin. Evet. Buradaki fıkrasına gelelim. Sağlığımda buradan giderdim. Yine tabut üstünde güzel mesajlar içeren bir heykeliyle anıtı. Evet, şimdi Gülmece Parkı'na doğru ilerliyoruz. Burada da Nasrettin Hoca'mızın çok güzel heykelleri ve fıkraları yer alıyor. Evet, girdiğimizde Nasrettin Hoca'mızın kazanlı bir heykeli ve bütün Gülmece ustalarının heykelleri yer alıyor. Tek tek hepsini size tanıtmak istiyorum. Kavuklu Hamdi, Naşit Özcan, İsmail Dümbüllü, Münir Özkul, Ferhan Şensoy, Müjdat Gezen, Erol Günaydın, Nejat Uygur ve Kel Hasan Efendi. Gülmece Parkı'nda bu heykellerle gezimize başlıyoruz. Zekalı Asya, Kemal Sunal, Şener Şen, Halit Akçatepe, Adile Naşit, Feridun Karakaya, Cevat Kurtuluş, Öztürk Serengil, Necdet Tosun, Vahi Öz, Sadri Alışık ve Metin Akpınar.
Evet arkadaşlar, bu sene 62.si düzenlenen Uluslararası Akşehir Nasrettin Hoca Şenliği varmış. 5 ve 10 Temmuz arası, ne yazık ki biz kaçırdık, Şenlik Festival düzenlenmiş. İnşallah önümüzdeki seneye kısmet olur diyoruz. Burada da şenlikte çeşitli etkinlikler yapılıyor, ünlüler katılıyor. Her sene 5 ve 10 Temmuz'da düzenleniyor. Bilginiz olsun. Devam edelim. Bakalım başka neler bizi bekliyor. Evet. Parkı oldukça değişik buldum. Ben 10 yıl öncesi gelmiştim. Bedri Koraman heykeli. Mustafa Eremektar. Yine Semih Balcıoğlu, Cemal Nadir Güler, Ferit Öngören, Oğuz Aral, Altan Erbulak, Nehar Tüblek ve Turhan Selçuk'da heykelleri yer alıyor Gülmece Parkı'nda. Gülmece Parkı'nın bitişinde Akşehir Belediye Kültür Merkezi de bulunuyor. Ben geldiğimde burada kocaman bir kazan vardı. Daha çok heykel vardı. Şu an bayağı bir kaldırılma, değiştirilme operasyonları yapılmış. Şimdi onlar nerelere gitmiş, onları da evet diğer tarafa geçmiş. Size Gülmece Parkı'nın devamını diğer tarafa geçtiğimde göstereceğim. Gülmece Parkı'nın ortasında bir köprü yer alıyor. Evet, iki tane köprüsü var. Bir aşağı, bir yukarıda. İlerleyelim. Köprü ne yazık ki kurumuş. Çay bitmiş. Susuzluk genel bir problem. Gülmece Parkı'nda insanlar dinleniyor. Yeşil alan. Evet. Ben yerini karıştırmış olmalıyım. Burada Nasrettin Hoca'nın çok büyük bir kazanı yer alıyor. Etrafı da çiçeklerle süslenmiş. Gerçekten göz alıcı olmuş. Parkın içinde banklar, oturma alanları yer alıyor. Ve çeşmeler. Nasrettin Hocamızın Ayı Kuyudan Çıkarmak adlı bir kuyu ve fıkranın devamı yer alıyor. Yine insanlar resim çekerek bu anları ölümsüzleştiriyor. Bu heykelinde de turşuyu sen mi satacaksın, ben mi? Burada çevirisini yapamamışlar. Yabancı arkadaşlarımdan özür dilerim. Evet, çok güzel bir eşekle Nasrettin Hocamızın heykeli yer alıyor. Aa, okey. Burada varmış. Evet.
kızın da hocasıyla bir. Evet Simoş. Buradaki heykelinde düşünen Hindi. Yine Hindi ile Nasreddin hocamızın bir heykeli yer alıyor. Akabinde altında hem İngilizcesi hem de Türkçesi yer alan fıkra var. Göstermedim. Diğer heykel kaldı. Onu da size göstereyim. Parayı veren düdüğü çalar. En tanıdık, en bildik fıkralarından bir tanesi. Burada da iki tane çocuk düdüğü çalıyor bir tanesi. Hocamız da o meşhur fıkrasını söylüyor. Parayı veren düdüğü çalar. Öyle değil mi? Günümüzde de öyle. Evet, parkı gezmeye devam ediyoruz. Park oldukça yeşil ve serin bir alan. Çünkü cayır cayır Akşehir yanıyor. Evet, bu heykelden başlayalım. El alemin ağzı torba değil ki büzesin. Yine muhteşem bir fıkrasıyla heykeliyle bize yarenlik ediyor. Her fıkrası günümüzde de geçerli koruyan çok çok anlamlı hocamızı rahmetle, sevgiyle anıyoruz. Bu heykelinde keramet kavukta diyor. Evet. Yine muhteşem bir heykel ve fıkra sizi karşılıyor. Nasreddin Hoca'nın bu heykelinde tarifesi bende diye isim konmuş. Bunu anımsayamadım. Boşuna mı kaptın ciğeri, nasıl olsa tarifesi bende diye son cümlesini hatırlatayım. Yine testiyi kırmadan önce atlı fıkrası. Çocuğun kulağını çeken bir heykel yapılmış. Testiyi kırmadan önce yapılması gereken uyarılardan bahsediyor bu heykellerinde. Evet. Sona doğru yaklaşıyoruz. Gülmece Parkı. Akşehir'in en güzel parkı. Eğer yolunuz bu taraftan düşerse Gülmece Parkı'na muhakkak uğrayın. Evet, ben buradan değil diğer taraftan girdiğim için karıştırdım. Burada hocamız bindiği dalı kesiyor. Çok da güzel heykeli var parkın girişinde. Yanında bir de kafeterya açılmış. Ya tutarsa diye en sevdiğim fıkralarından bir tanesi. Göle yoğurt mayalama işlemi yaparken. Evet, ya tutarsa. Diğer heykelinde de mum ateşinde pişen yemek. Konu alınmış bir heykel. Bu da parkın girişinde yer alıyor. Son olarak kazan doğurdu. İki kazanın yer aldığı heykelinde Nasreddin hocamızın güzel fıkrası yer alıyor. Gülmece Parkı'nı size tanıtmaya çalıştım. Akşehir'e, Konya yolunu düşerse gelmeniz gereken yer. Ayrıca biraz sonra türbesini de ziyaret edeceğiz. Orayı da videolamaya çalışacağım. Videomu beğenip videoların devamlılığı için kanalıma abone olursanız ve bildirim zilini açarsanız haberdar olabilirsiniz.
Başka bir videoda görüşmek üzere. Akşehir'den Nasrettin Hoca, Gülmece Parkı'ndan selamlar, sevgiler. Kendinize iyi bakın.